Vahşi doğaya çıktığınızda yanınızda silah dahi olsa asla güvende olamazsınız. Çünkü vahşi hayvanların ne zaman ve nereden çıkacakları hiç belli olmaz. Bugün avlanmaya çıkan ama av olmaktan son anda kurtulan insanları derledik. Bizi takip etmeye devam edin. Yaban domuzu günümüzde en çok avlanan hayvanlardan biridir. Bu hayvanlar utangaç görünebilirler. Ama önceden tahmin edilemeyen hareketleri sebebiyle son derece tehlikeli hayvanlardır. Burada köpekleriyle birlikte bir yaban domuzu sıkıştıran avcılar var. Köpekler hayvanın kokusunu alıp onun peşine düşüyorlar. Avcılar da pozisyon alıp domuzun nereden çıkacağını kestirmeye çalışıyorlar. Köpekler ileride yaban domuzunu sıkıştırıyorlar ve hareket başlıyor. Avcı yaban domuzunu vurmak için atış fırsatı yakalıyor. Fakat bunu değerlendiremeyince işler karışıyor. Neyse ki domuz saldırısında ısrarcı olmuyor. Onu öldürmeye çalışmalarına rağmen hayvan oradan kaçıp gidiyor. Fillerin insanlara saldırması çok sık rastlanan bir olay değildir. Ama bazen çok korumacı olurlar. Özellikle yavru fillerin olduğu gruplar çok tehlikelidir. Bir safari turunda sakin yürüyüşlerini gerçekleştiren bir grup filleri kayda almaya başlıyor. Yavaş yavaş yollarına devam eden filler ağaçların arasındaki insanları görüyorlar. Grup bir anda duruyor ve yavaş yavaş geri çekilmeye başlıyorlar. Ama aralarından birisi bu karşılaşmaya oldukça agresif yaklaşıyor ve sürüsünü tehlike olarak gördüğü insanlardan korumak için saldırıya geçiyor. Oradaki koruyucular ise bu saldırı karşısında hemen silahlarına sarılıyor ve filin önüne atış yapıyorlar. Ardından oradan kaçarken birkaç el daha ateş ediyorlar. Filin bu atışlar karşısında durması üzerine oradan kaçıyorlar. Geyikler ayılardan her ne kadar daha zararsız gözükse de yıl içerisinde geyiklerin saldırıları ayı saldırılarını geçmektedir. Burada iki arkadaş avlanmak için ormanın derinliklerine iniyorlar. Hedeflerinde ise geyik var. Ağaçların arasında geyiği gören avcılar atış için güzel bir fırsat yakalıyor. Bunu değerlendiren avcılar geyiği vurarak yere düşürmeyi başarıyor. Ve hemen avladıkları hayvanın yanına gitmek için harekete geçiyorlar. Ölmediyse bile onu öldürmek için güzel bir fırsat yakalayacaklarını düşünüyorlar. Ama işler bekledikleri gibi gitmiyor. Yaralı geyik birden ayağa kalkıp yanına gelen avcılara saldırıya geçiyor. Geyik belli ki güçsüz düşmüş. Avcılara ağır bir darbe vuramıyor. Saldırı şokunu atlatan avcılar geyiğe öldürücü darbeyi vuruyor. Yaban domuzları 15 ila 20 bireyden oluşan sürüler halinde yaşarlar. Çiftleşme zamanı dışında sürüde yalnız dişiler, gençler ve yavrular bulunur. Aşırı üreme kapasitesinden dolayı nüfusları kontrol altında tutulmaya çalışılır. Bu videoda ise karlı bir ormanda iş süren avcılar arkalarından gelen tehlikenin farkında olmadan yollarına devam ediyor. Ama kameraman arkasından gelen sesler üzerine geri döndüğünde bir domuz sürüsünün onların üzerine hızla koştuğunu fark ediyor. Kameraman sürünün en önden gelen domuzuna tepki verince domuz yön değiştiriyor. Fakat arkasından gelen domuz grubun içine dalıyor. Avcılardan birini ağaca sıkıştırdıktan sonra yoluna devam ediyor. Fakat tehlike hala geçmiş değil.
üzerlerine gelmekte olan sürüye panikle bağırıp korkutmaya çalışıyorlar. Neyse ki bunda da başarılı oluyorlar. Bir domuz sürüsü tarafından öldürülmekten kıl payı kurtuluyorlar. Afrika bufalosu 1.7 metreye ulaşan boyu, güçlü boynuzlarıyla bir aslanı bile avlayan bir hayvandır. Onun güçlü boynuzlarının altında kalmak ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Ama buna rağmen bir grup avcı Afrika savanasında bufalo bulup avlamak için etrafta dolaşmaya başlıyor. Uzun bir iz sürmenin ardından avcılar etrafı taramaya da devam ediyorlar. Grup üyeleri etrafta yayılıp araziyi taradıkları sırada birden bağırma sesleri geliyor. Şut! Şut işte bakayım, şut! Şut! Avcılardan biri bufalo tarafından sıkıştırılmış. Bufalo avcıyı altına aldıktan sonra saldırıya devam ediyor. Diğer ekip arkadaşları da hemen ona yardıma gidiyor. Arkadaşını kurtaran ekip üyesi onu hemen bufalodan uzaklaştırıyor. Tam bu sırada bufalo aniden yönünü kameramana dönüyor. Kameraman hemen güvenli bir yere kaçıyor. Bufalo da atış mesafesinden kaçarak oradan uzaklaşıyor. Geyikler genellikle engebeli ormanlık araziye uygun, uzun, güçlü bacakları ve kıvrak, küçük gövdeleri vardır. Onları avlamak için sık ağaçlıklarda onları aramanız gerekir. Aynı bu avcıların yaptığı gibi. Oklarıyla birlikte avlanmaya çıkan bu avcılar ormanın derinliklerinde bir geyiği görüyorlar ve onu avlamak için mükemmel anı bekliyorlar. Bir süre bekledikten sonra da bu anı yakalamayı başarıyorlar. Geyik açık alanda tam karşılarında duruyor. Avcı yayını çekip geyiğe atış yapıyor. Olgun bir geyik saatte 60 kilometre bir hızla hareket edebilir ve bu hızla bir insana çarparsa ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Bu avcılar ise bugün şanslı günlerinde çünkü yaralanan geyik onları ıskalayıp kaçıyor. Domuzlar ortalama 1,5 metre uzunluğunda 1 metre yüksekliğinde olurlar. 300 kiloya kadar da çıkabilirler. Bu tıknaz ve güçlü yapıları onları inanılmaz dayanıklı yapar. O yüzden onlara atış yapılırsa öldürücü noktalara yapılmalıdır. Aksi takdirde kötü sonuçlar doğurabilir. Aynı bu videoda olduğu gibi. Ormanda GoPro kamerasıyla avlanmaya çıkan bir avcı var. Sık ağaçların arasında domuz arıyor. Elindeki silah ise atışa hazır vaziyette. Ve tam bu sırada ağaçların arasında sesler duyuyor. Sürpriz bir şekilde çalıların arasından domuz adamın üzerine fırlıyor. Adam ise anında silahını atışlıyor. Domuz da bu şokun etkisiyle adamı ıskalıyor. Ona saldırmak yerine oradan hemen uzaklaşıyor. Fakat domuzun sesleri hala yakınlarından gelmeye devam ediyor. Adam ise böyle bir şok saldırıdan kurtulduğu için kendini çok şanslı hissetmeli. Bugünlük de bizden bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorum ve görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.